Gençler, hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight rehber videosu ile karşınızdayım. Öncelikle şunu söyleyeyim, oyunda yeniyseniz ya da orta seviyeyseniz kanalın ana sayfasında bulunan bu videoya gidebilirsiniz. Videonun 1,5 saat olduğuna aldanmayın. Tüm bölümleri dakikalarına ayırdım. Başlıkları okuyarak istediğiniz kısma ilerleyebilirsiniz. Şakasız söylüyorum, oyunda nasıl yürüyeceğinizi bile öğrettim o videoda. Yani oyunda yeniyseniz ilk olarak o videoyu izleyin ki oyunun mekaniklerine alışın. İkinci olarak, bu video üst seviye loop rehberi olmasına rağmen çok anlaşılabilir ve basite indirgenmiş şekilde anlatacağım. O yüzden oyuna yeni başlamış olsanız bile kavrayacaksınız ne demek istediğimi. Bir dipnot düşeyim arkadaşlar. Anlatacağım loop taktikleri bana ait değil. Yani ben bulmadım. Ekranda bu loop taktiklerini bulan kişinin kanalını görüyorsunuz. Kendisinin tam 40 küsür videosu var bu tarz loop taktikleriyle ilgili. Kimisi 30 dakika, kimisi 15 dakika, kimi video 5 saat, yanlış duymadınız, 5 saatlik loop videosu var. Bunların tamamının özetini çıkararak en işinize yarayacak, en güçlü, aynı zamanda da en basit olan loopları derledim ve sizin için en anlaşılabilir hale getirdim. Yani adamı izlerken belki de anlamayacağınız şeyleri anlayabileceğiniz dilden anlatacağım. İçeriği Türkçeleştirmiş olacağım yani kısaca. Önce boş bir alanda ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Ardından da o anlattığım loop taktiğiyle ilgili az önce bahsettiğim kanal sahibinin örnek kovalamacasını koyacağım. Böylece ilk olarak teori olarak benden duymuş olacaksınız. Ardından da uygulamalı bir şekilde görmüş olacaksınız. Böylece anlamama ihtimaliniz kalmamış olacak. Açıklama kısmından da az önce anlattığım kanalın linkine ulaşabilirsiniz. Kullanacağım örneklerle ilgili az önce bahsettiğim kanaldan izin aldım. Buraya zaten SS'ini koyacağım. Kendisi sağ olsun çok anlayışla karşıladı. Ne kadar çok kişi DB'de oynarsa, oyunu öğrenirse o kadar iyi falan dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum izin verdiği için. Çok güzel, çok faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi gençler, taktiklere geçmeden önce kısa bir konuya değineceğim. Haritalarda farklı farklı spotlar var biliyorsunuz ki. İşte kimisi şu şekil nesne etrafında dönmeli spot. Kimisi şu şekil gördüğünüz, bir penceresi burada, bir diğer penceresi şurada olan spot. Şimdi bu tarz spotlarda katili oyalayabilmeniz için biraz da şans gerekiyor. Yani mesela siz buradan atladınız, sonra katilin diğer taraftan geldiğini düşündünüz ve buradan devam ettiniz. Fakat katil birkaç mind game falan filan yaptı derken sizi gafil avladı ve hasar aldınız. Bu çok olası bir senaryo. Ya da aynı şekilde bu spotta mesela. Hani bu paletin bu tarafından da gelebilir, bu tarafından da gelebilir katil. Ya da paleti devirmezsiniz, buradan dolanırsınız fakat önünüze çıkabilir gibi gibi. Bu tarz spotlar biraz %50-50'dir yani. Fakat birazdan anlatacağım spotlarda katilin böyle pencere kapatan, palet engelleyen herhangi özel bir perk olmadığı sürece ya da Nurse gibi, Spirit gibi ya da Nurse gibi, Spirit gibi oyunun en güçlü katillerinden biri olmadığı sürece loop şansınız %50-50 değil, %75'e 25 falan olacak. Hatta belki %80 de diyebiliriz. Evet gençler, ilk loopumuz bu gördüğünüz odayla ilgili. Şu yukarıdaki merdiven kısmından volt attığınız zaman bu odaya düşüyorsunuz. Şimdi anlatacağım taktikte şu gördüğünüz kapının açık olması lazım. Bu gördüğünüz kapının açık olması için de bu kapının dibinde bulunan jeneratörü bitirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi jeneratör bittikten sonra bu kapı açılıyor. Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi testere filminde de bulunan şu şekil bir buz odası var. Loop'un ilk kısmı bu odaya girip şuradan volt atmak. Siz bunu yaptıktan sonra katilin iki seçeneği var. Ya o da bu pencereden atlayacak ya da şu gördüğünüz kapıdan dolanarak buradan sizin önünüze çıkmaya çalışacak. Her iki senaryoda da yapmanız gereken şey bu taraftan devam ederek ilerlemek. Fakat bunu körü körüne yapmayın. Yani bu köşeyi döndükten sonra direkt arkanızı dönüp bu şekilde ilerlemeyin. Katil buradan önünüze çıkabilir. Köşeyi döndükten sonra şu gördüğünüz açıda bekleyerek katilin peşinizden gelip gelmediğini test edin. Eğer buralarda katilin kırmızı ışığını görürseniz peşinizden geliyor demektir. Bu sayede buradan ilerlemeye devam edebilirsiniz. Buradan ilerledikten sonra yine tam bu köşeyi döndüğünüz sıra şuradan katile bakıyorsunuz ve katil buradan geliyorsa buradan devam edip bu odaya girip yine aynı işlemi tekrarlıyorsunuz. Fakat yine yaklaşık olarak şuralardayken falan arkanıza bakmayı unutmayın. Eğer katilin geldiğini görmediyseniz buradan atlamayın arkadaşlar. Şimdi bu loop'un basit olan kısmı, tamam mı? Gelişmiş halinde ise buradan atladınız, buraya geçtiniz, katile baktınız, bu taraftan geldiğini gördünüz, direkt ilerliyorsunuz. Bu sefer soldan buraya dönmek yerine direkt olarak bu odaya atıyorsunuz kendinize. Kendinizi bu odaya attığınız zaman katilin yine iki seçeneği var. Ya bu taraftan dolanacak ya da bu taraftan dolanacak. Her iki ihtimalde de katilin dolandığı tarafın tersine koşup kendinizi tekrar şu odaya atacaksınız. Yani şu şekil. Siz buradasınız. Katil buradan dolanmayı tercih etti. Katili gördüğünüz an buraya koşuyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz. Ve kendinizi tekrardan bu odaya atarak
Buradan atlıyorsunuz. Ardından aynı işlemi yine tekrarlıyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz ve katilin gelip gelmediğine bakıyorsunuz. Burada dururken katil akıllılık yapıp bu taraftan gelmeye çalışırsa, bu şekilde dururken o tarafı da gördüğünüz için bu sefer bu tarafa kaçıyorsunuz. Bu köşede bekleyip katile bakıyorsunuz ve geldiğini görürseniz bu sefer buradan bu şekilde atlıyorsunuz. Atladıktan sonra yine aynı bu şekilde bu odaya kendinizi atabilirsiniz. Buradan sonra yine aynı şeyleri tekrarlayabilirsiniz. Katil buradan gelirse buradan dolanıyorsunuz. Buradan gelirse de buradan dolanıyorsunuz. Ve kendinizi yine bu odaya atıyorsunuz. Katil tabi belli bir süre sonra hız kazanacak. Yani aradaki farkı elbet indirecek. Fakat katil aradaki farkı indirene kadar bu dediğim işlemi hatasız olarak tamamlarsanız, herhangi bir yere falan takılmazsanız çok ciddi zaman kaybettireceksiniz katile. Aranızdaki fark ciddi anlamda kapanırsa da bu sefer kendinizi o odaya atmayıp direkt olarak bu spotta dönebilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu spotun bu kısmında dönmeniz sizin için daha iyi olabilir. Çünkü spotun bu kısmı uzun olduğu için katille aranızdaki fark çok yokken bu spotta sizi yakalayabilir. Fakat bu spot biraz daha kısa olduğu için palete yetişme ihtimaliniz daha yüksek. Onu katilin size yakınlığına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. The lag on the fast vault. Yes! Can I make this? Yes, dude! Let's go! Back to this one again. For the shits and giggles. For the pure entertainment. Yes! Away we go! Şimdi geçtik sıradaki loop taktiğimize. Yamaoka'dayız. Şimdi ilk olarak şu merdivenlerin burada bir atlama noktası var gördüğünüz gibi. Olayı başlattığımız nokta burası. Siz buradan gelip buradan atladığınız zaman katilin iki ihtimali var. Ya sizin arkanızdan volt atacak ya da merdivenlerden aşağı inip buradan dolanacak. Her iki ihtimalde de katil vakit kaybetmiş oluyor. Tabii şu gördüğünüz boşluktan atlama ihtimali de var ama sizi kovalarken arkanızdan geleceği için siz buradan atladıktan sonra tam buralardayken katilin ne yaptığını göreceksiniz zaten. Buradan atlama ihtimalini şimdilik göz ardı edelim arkadaşlar. Diyelim ki o da volt attı, tamam mı? Direkt olarak koşup bu merdivenlerden yukarı tırmanıyorsunuz. Zaten katilin başka yerden gelme ihtimali yok. Aynı şekilde o da buradan sizi takip edecek. Buradaki rotanız şu. Direkt olarak devam edip sağa dönüyorsunuz ve şuradaki aralığa girip bu sefer de buradan atlıyorsunuz. Siz buradan atladıktan sonra katilin 3 ihtimali var. Ya volt atacak, ya şuradaki gördüğünüz boşluktan atlayacak ki bu boşluk gördüğünüz volt noktasına biraz uzak, ya da bu merdivenlerden dolanacak. İlk ihtimali değerlendirelim. O da peşinizden volt attı, tamam mı? Bu sefer buradan koşup bu merdivene çıkıyorsunuz. Katilin yine tek bir ihtimali var. Bu merdivenlerden peşinizden gelmek zorunda. Buradan koşup şu paletin oradan sıyrılıp yine bu merdivenlerden atlıyorsunuz. Olayımız tamamen bu arkadaşlar. Bunu yapmaya sürekli devam ediyorsunuz. Yine katil buradan peşinizden geliyor. Devam ediyorsunuz. Bu merdivenlerden tırmanıyorsunuz. Buradan araya giriyorsunuz. Buradan devam edip atlıyorsunuz. Katil volt attığı zaman da, şu boşluktan atladığı zaman da yapmanız gereken şey bu merdivenden devam edip tekrardan bu merdivene ulaşıp buradan atlamak arkadaşlar. Tabii bir süre sonra bu fark kapanacak. Nedeni şu. Siz yüksek bir yerden atladığınız zaman gördüğünüz gibi karakter birkaç saniyeliğine stun yiyor. Yani yere düştüğünüz gibi koşamıyorsunuz. Fakat katil şu boşluktan atlarsa direkt olarak koşabiliyor. Herhangi bir stun yemiyor yani. Fakat bu fark kapanana kadar zaten burada birkaç tur atmış olacaksınız. Olası bir ihtimalde de katil volt atmak ya da oradaki boşluktan atlamak yerine bu merdivenden dolanırsa, bu sefer siz buradan devam ediyorsunuz. Bu merdivene çıkıyorsunuz ve tekrardan bu merdiveni tırmanıp buradan yine atlayabiliyorsunuz. Olayımız bu arkadaşlar. Loop'un ilk ve en basit yolu bu. Walter White. Yay, we got the guy pellet. Part of me really wants to throw that. Because that pellet's hilarious. It's funny how that little thing is a god pellet. That's a god pellet, yep. Walter White. Is it in time enough? The pellet saved. Yeah, and just in time for BAM. Gelelim aynı loop'un bir üst seviye versiyonuna. Bu paletin inmiş haliyle yapıyoruz onu. Şimdi normal şartlarda bu paletin etrafında dönmeye çalışırsanız katil çok basit bir geri ileri hamlesiyle sizi yakalayabilir. Çünkü küçük bir spot gördüğünüz gibi. Fakat diyelim ki katil peşinizde, aranızda ortalama bir mesafe var. Bu paleti direkt olarak deviriyorsunuz. Ardından sakın ola bu palette kalmayın. Çünkü etrafından dolanarak size hasar verir. Bu paleti devirdikten sonra direkt olarak şu merdivenlere gidip yukarı çıkıyorsunuz ve aynı rotayı izlemeye devam ediyorsunuz.
ediyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelip bu merdivenlerden hızlı bir şekilde atlıyorsunuz. Tabii bu senaryo katilin paleti kırmadığı senaryolarda geçerli. Siz devirdiğiniz gibi yandan dolanmak yerine paleti kırmak isterse kendi bilir, zaman kaybeder. Palet yoksa bir önceki anlattığım şekilde yapacaksınız loop'u. Palet orada devrik bir şekilde duruyorsa, katil kırmadıysa da bu anlattığım şekilde yapacaksınız. Buradan atladınız, katil yine volt atacak ya da buradan gelecek. Buradan devam ediyorsunuz. Yine bu aralıktan giriyorsunuz ve buradan atlıyorsunuz. Şimdi bu palet bize neyi sağlıyor? Katil şuradaki boşluktan atladığı zaman direkt olarak buradan gelemiyor. Palet onu engelliyor. Yandan dolanmak zorunda kalıyor ve böylece ciddi zaman kaybediyor. Siz de buradan dolanıp tekrardan aynı işlemleri yapabiliyorsunuz. Ya da siz buradan atladıktan sonra katil volt atmak isterse ya da buradan dolanmak isterse hemen bu paletten atlıyorsunuz ve katille aranıza yine paleti koymuş olduğunuz için katil ya paleti kıracak ya da buradan dolanıp ekstra vakit kaybedecek. Bu paletten atladıktan sonra direkt olarak yine bu merdivenden yolunuza devam ediyorsunuz. Buradan çıkıp karşıya gelip yine atlıyorsunuz. Bu paleti kırmadığı sürece bu anlattığım şeyleri yaparsanız sizi yakalama ihtimali çok düşük. Bu loop mantığını bilmediği için katil, bu palet de normal şartlarda güçsüz bir palet olduğu için, çünkü dediğim gibi palet küçük bir palet, siz devirdikten sonra kırmak yerine yandan dolanmayı tercih edebilir. Eğer böyle bir hataya düşerse bu anlattığım şekilde yaparak çok ciddi bir şekilde zaman kaybettirebilirsiniz katile. This is a good pre-drop. Yes, you didn't break it. That's an amazing pre-drop. I'll show you guys why. Does he have boozle? He does not have boozle. He pre-dropped that because of this right fucking here. So you can jump that window so much safer. Yay! Evet gençler, şimdi geldik Midwich'e. Midwich'in bahçesinde şu şekil bir kısım var biliyorsunuz ki. Aslında burası zor gibi görünüyor. Çünkü katili fiziksel olarak göremediğiniz için biraz kör loop atıyor gibisiniz. Aslında öyle değil. Doğru açılara geçerek çok güzel loop atabilirsiniz burada. En azından loop atma şansınızı yükseltebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar, genel bir ipucu vereceğim. Sadece bu loop noktasıyla ilgili değil ama buradan örnek vereceğim. Siz şu tarz bir noktada durursanız mesela, gördüğünüz gibi kör bir açıdasınız. Yani katil size gelene kadar katilin nereden geldiğini göremiyorsunuz. Katil de buradan geri geri geldiği zaman ışığını gizlediği için size yakınlaşmış oluyor. Bunun yerine şu şekil 90 derecelik açılara geçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi hem sol tarafı hem sağ tarafı net bir şekilde görebiliyorum. Refleksleriniz de birazcık iyiyse katilin bu taraftan geldiğini gördüğünüz zaman direkt olarak bu tarafa koşup şu gördüğünüz açıya geçeceksiniz. Şimdi bakın, eğer burada beklerseniz az önce bahsettiğim hatayı yapmış olursunuz. Yani katil size gelene kadar info alamamış olursunuz. Fakat buraya koştuktan sonra şu şekil beklerseniz gördüğünüz gibi hem sağ tarafı hem sol tarafı çok net bir şekilde görebiliyorum. Katilin soldan geldiğini gördüğüm zaman tekrardan sağa koşup aynı bu az önce gösterdiğim açıya geçebilirim. Ya da katil bu sağ taraftan gelirse bu şekil koşup buradaki açıya geçebilirim. Buradaki açıda da şu gördüğünüz noktada durduğunuz zaman gördüğünüz gibi hem sağ tarafı hem sol tarafı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani çok basit 3 nokta var. İlk nokta burası, ikinci nokta burası ve üçüncü nokta da burası. Bu gördüğünüz 3 noktaya geçtiğiniz zaman katil soldan da gelse, sağdan da gelse hem kızıl lekesini görebiliyorsunuz hem de direkt fiziksel olarak katili görebiliyorsunuz. Yeah, here we go. Let's go. Greta. Yes! Greta again, Greta. It got auto-aimed! Teleport. Gelelim hastane haritasına. Şimdi ilk olarak loop noktalarından birisine geçmeden önce size balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi gençler bakın, şu odada bir tane palet var gördüğünüz gibi. Bu paletin sadece etrafında bu şekilde dönerek oynarsanız birincisi katilin olası bir fake atışında hata yapabilir ve hasar alabilirsiniz. İkincisi bu spotta en fazla 1-2 tur atıp ardından paleti devirmek zorunda kalırsınız. Yani bu paleti verimli kullanamamış olursunuz. Fakat bu paleti şöyle değerlendirebilirsiniz. Şimdi
diyelim ki katil sizin peşinizde, tamam mı? Buradan devam edip direkt olarak paleti indirmek yerine ya da bu loop'ta dönmek yerine buradan çıkıp devam ediyorsunuz ve sağa dönüp bu loop'u bu şekilde genişletmiş oluyorsunuz. Yani şu şekil dönebileceğiniz bir loop'u buradan devam edip sağdan dönerek şu şekil geniş bir hale getirmiş oluyorsunuz. Tabii bunu yaparken yine körü körüne yapmayın. Bu noktaya geldiğiniz zaman yaklaşık olarak şuralarda durun. Katil soldan gelirse görürsünüz. Sağdan şu kapıdan gelirse yine görürsünüz. Sağdan gelirse buradan yolunuza devam ediyorsunuz. Aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Soldan gelirse de bu sefer sağdan devam edip odaya girip yine palet tarafına kendinizi atabilirsiniz. Şimdi bu loop'un en basit hali. Bu loop'un bir de pencereli hali var. Yani diyelim ki siz buradayken katil bu soldan geldi. Siz bu sağdan devam ediyorsunuz. Ardından burayı es geçip bu kapıdan geçip tekrar buradan giriyorsunuz. Ve katilin peşinizde olduğunu anladığınız an gelip buradan volt atıyorsunuz. Katil yandan dolanabilir. Yandan dolanırsa yine buradan dolanıp bu loop'u oynamaya devam edebilirsiniz. Volt atabilir. Volt atarsa yine ister buradan ister buradan gidebilirsiniz. O an hangi bölgeye daha yakınsanız. Ya da geldiği yerden tekrar dolanabilir bu taraftan. Onda da yine buradan devam edip bu şekilde aynı loop'u yapabilirsiniz. Olası bir senaryoda katilin size çok yaklaştığını fark ettiniz ve bir şekilde paleti düşürdünüz diyelim. Katil de paleti kırmak yerine şu yandan dolanmaya çalıştı. Direkt olarak buradan devam ediyorsunuz. Yine kendinizi bu odaya atıp buradan atlıyorsunuz. Katil bu paleti kırmadığı sürece size yetişmesi çok zor olur. Buradan sürekli devam edip aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Şimdi bunu direkt olarak bir spot bilgisi olarak almayın. Bu tüm haritalarda uygulayabileceğiniz bir taktik arkadaşlar. Yani bu tarz genişletebileceğiniz paletler varsa mutlaka uygulayın. Mesela bir diğer palet. Bu paletin bu tarafında dönerseniz katilin size hasar verme olasılığı çok yüksek. Çünkü küçük bir kısım ve katil çok rahat fake atabilir. Fakat siz buradan ilerleyip buradan sağa dönüp bu şekilde bağlarsanız paleti, gördüğünüz gibi ciddi oranda genişletmiş oluyorsunuz. Bunu yaparken yine dikkatli olun. Şu tarz bir açıya geçtiğiniz zaman katilin nereden gelip gelmediğini anlayabiliyorsunuz. Diyelim ki soldan geliyor. Buradan devam ediyorsunuz. Buraya girdiğiniz zaman tekrardan şu şekil bir açıya geçip peşinizden geliyor mu? Yoksa bir çakallık yapıp buradan önünüze mi çıkacak? Onu kontrol ediyorsunuz. Diyelim ki peşinizden geliyor. Tekrar buradan devam edip bu spotu kullanmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak spotların bu küçük kısmına dönmek yerine bu şekil odalara bağlanan geniş kısımlarına odaklanmaya çalışın. Her haritada uygulayabileceğiniz bir genel taktik arkadaşlar. Direkt olarak bu spotta anlattığım için sadece bu spotta oluyor gibi düşünmeyin yani. Şimdi gelelim hastane haritasının çok güçlü bir loop'una. Şurada gördüğünüz gibi bir palet var arkadaşlar. Az önce gösterdiğim paletlerden çok bir farkı yok. Yine bu şekil palette dönerseniz yüksek olasılıkla hasar alacaksınız. Ya da hasar almasanız bile şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Siz paleti devirdiğiniz zaman bir yere kaçamayacaksınız. Katil bu taraftan geliyor gibi yapıp sizi bu paletten atlatmaya çalışacak. Ve er ya da geç bu fake'i yiyip o hasarı alacaksınız. Bu spotta yapmanız gereken şey şu. Paletle hiç ilgilenmiyorsunuz. Direkt bu karşıdaki dolapların olduğu kısma gidip sağdaki şu atlama noktasını kullanıyorsunuz. Yani şu şekil. Buradan geldiniz. Şuradan atladınız, tamam mı? Bunu yaptıktan sonra katilin biraz genişten alması gerekeceği için bu odaya girmek için siz volt atmış oluyorsunuz. Katil de yandan dolaşmış oluyor. Volt attıktan sonra direkt olarak bu sağdan devam edip buradan giriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi yine aynı palete ulaştık. Az önce anlattığım mantığın aynısı. Yine buradan devam ediyorsunuz. Tam bu noktadayken bakıyorsunuz katil peşinizden geliyor mu? Evet, o kapıdan geçtiğini gördünüz, geliyor. Gidip tekrar atlıyorsunuz. Tekrar sağdan devam ediyorsunuz. Ve aynı noktaya ulaşıyorsunuz. Bu şekilde çok güçlü bir loop. Buradan atladıktan sonra şu dolabın tam önünde durduğunuz zaman gördüğünüz gibi hem sol hem sağ tarafı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Diyelim ki katil soldan geldi. O zaman buradan yola devam ediyorsunuz. Bu sefer bu taraftan kullanıyorsunuz paleti. Tekrardan bu odaya kendinizi atıyorsunuz ve hop buradan atlıyorsunuz. Buradan atladıktan sonra katil ile aranızdaki mesafe eğer fazlaysa tekrar bu kapıya dolanıp aynı loop'u kullanmaya devam edebilirsiniz. That's funny. You're after me instead. I'll make it back to the pallet. Yes! Now we can make it to the window. And now we go up the stairs on this very same pallet. But now it's blocked. Fakat diyelim ki katil size çok yakın. O zaman buradan atladıktan sonra sağdan dolanıp katilin önüne çıkmak yerine buradan atladıktan sonra bu yukarıya çıkıyorsunuz. Çıkar çıkmaz gördüğünüz gibi dibinizde bir pencere var. Zaten bu pencerede beklerken sağ aşağıdan katilin gelip gelmediğini görebiliyorsunuz. Katilin geldiğini gördünüz. Buradan atlıyorsunuz. Buradan atladıktan sonra düştüğünüz kısım az önce anlattığım loop kısmının birebir aynısı. Yani buradan düştükten sonra hemen şu kapıdan çıkıp buradan içeri girerseniz gördüğünüz gibi aynı kısma tekrar ulaşıyorsunuz. Ve buradan tekrar atlayıp aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. Ya da siz buradan atladınız diyelim.
diyelim. Katille aranızda da biraz mesafe var. Bunu görüyorsunuz yani. Katil daha yeni falan atlıyor. Buradan devam edip yine bu şekil sağ taraftan bağlanabilirsiniz bu spota. Is he double back here? He didn't. Oh my god. Spot'un çok fazla varyasyonu var yani. Çok hızlı bir şekilde anlatacağım tekrardan. İlk olarak buradan gelip atlıyorsunuz. Sağdan devam ediyorsunuz. İlk sağdan girip direkt olarak bu güzergahı takip ediyorsunuz. Böyle böyle ciddi bir süre kazanıyorsunuz. Diyelim ki katil akıllılık yaptı. Bu taraftan gelmeye çalıştı. Buradan atlayıp aranızda mesafe fazlaysa buradan devam ediyorsunuz. Yine paleti es geçip bu odaya girip buradan devam ediyorsunuz. Ve tekrar buradan atlıyorsunuz. Katil ile aranızdaki farkın kapandığını anladığınız an buradan atladıktan sonra direkt olarak merdivenlerden yukarı çıkıp bu pencereye geliyorsunuz. Katilin peşinizden geldiğini gördüğünüz anda buradan atlayıp düştüğünüz odadan çıkıp hemen buradan devam edip tekrardan buradan atlayıp yukarı tırmanıp aynı işlemi tekrar ediyorsunuz arkadaşlar. İki pencere bir palet ile paleti hiç kullanmadan çok ciddi loop atabilirsiniz. Şimdi bu loop'un başka bir bağlantı noktasını anlatacağım arkadaşlar. Buradan geldiniz, atladınız, tamam mı? Fakat katille aranızdaki fark biraz kapandı. Yani tekrar o palete yetişemeyeceksiniz. Aynı şeyleri tekrarlayamayacaksınız. O artık sizin hislerinize kalmış bir şey. Katille aranızdaki mesafeyi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bu olduktan sonra buradan devam edip ilk sola girip buradan atlayabilirsiniz. Çünkü bu gördüğünüz pencere sizin bu tarafa dolanıp ulaşmanız gereken şu pencereden daha yakın buradaki kapıya. O yüzden katille aranızda çok fazla fark yoksa tekrar o palete dolanmak yerine buradan devam edip bu pencereden atlayabilirsiniz. Bu pencereden atladıktan sonra en başta anlattığım senaryolar tekrar geçerli. Diyelim ki katil soldan dolanmayı tercih etti. Soldan dolanacağı için ciddi vakit kaybedecek. Siz tekrar buradan devam edip isterseniz bu palette anlattığım loop'u tekrar edersiniz buradan gelip. İsterseniz de bu kapıdan çıktıktan sonra direkt olarak kendinizi bu odaya atıp bu şekil atlayıp üst kata çıkıp diğer anlattığım loop'u yaparsınız. Eldrin. Go up the stairs. You go that way? What the fuck? Dediğim gibi bunlar arkadaşlar tamamen o anki senaryolara bağlı. Ben işin teori kısmını anlatıyorum. Sonuçta katillerin de eli armut toplamıyor. Elbet bunların counter'ını denemeye çalışacaklar ama ben size counter'ını da anlatıyorum. Soldan gelirse şu tarafa gidin, sağdan gelirse şu tarafa gidin diye. Bu teoriyi aklınıza kazırsanız birkaç uygulamayla bu loop'ları çözüp artık refleks haline getirirsiniz. Tabii katilin pencere kapatma perk'ü vardır. Ne bileyim palet engelleme perk'ü vardır. Katilin hızını arttıran perk'ü vardır. Size tek atmasını sağlayan bir katildir. Bu senaryolar tamamen doğaçlama gelişecek. Dediğim gibi ben işin teorisini anlatıyorum size. Gençler gelelim şimdi bir diğer loop noktasına. Şimdi bu merdivenden çıktığınız zaman çıkar çıkmaz dibinizde bir pencere var. Bunu zaten az önce anlattım. Bu pencereyi es geçiyorsunuz. İleri doğru devam ediyorsunuz. İleriye gittiğiniz zaman bu noktada bir pencere daha var. Şimdi bu pencerenin size sağladığı avantaj şu. Gördüğünüz gibi karşı tarafı görüyorsunuz. Yani katil sizin peşinizden geliyor mu gelmiyor mu bunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Olayımız bu pencereyle değil, yanlış anlamayın. Bu pencere sadece bizim kör loop atmamamızı sağlıyor. Yani buradan görüyorsunuz. Tamam, katil karşıda size geliyor. İleri doğru devam edip bu pencereye ulaşıyorsunuz. Şimdi bu pencerenin yanındayken zaten sağ tarafı görüyorsunuz. Sağ taraftan katilin geldiğini gördüğünüz an buradan atlıyorsunuz. Atladıktan sonra düştüğünüz nokta size ilk anlattığım loop noktası. Burada yine bir sürü senaryo var. Bu düştüğünüz noktadan gelip buraya atlayıp buradan dolanıp aynı loop'u bağlayabilirsiniz. Ya da buraya düştükten sonra katil de sizin o atladığınız pencereden atlayacağı ve vakit kaybedeceği için yine yukarı çıkarsınız. Yukarıdan devam edersiniz. Buraya geldiğiniz zaman bakarsınız. Evet, katil peşinizde geliyor. Devam edip sağdan katilin geldiğini gördüğünüz an buradan tekrar atlarsınız. Bir diğer senaryoda da buraya atladıktan sonra hiç bu tarafla uğraşmayıp bu paletten devam edip buradan ilerliyorsunuz. Bu odaya girip yine buradan volt atıyorsunuz ve yukarı çıkıp yine o gösterdiğim pencerelere gidiyorsunuz. Bu üç senaryoda çok güçlü arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Siz tam buradayken katilin köşeyi döndüğünü görebildiğiniz için katille aranızdaki mesafe çok olmasına rağmen onun geldiğini görebiliyorsunuz ve buradan hızlı bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Siz buradan atladıktan sonra ya bu taraftan ya da bu taraftan
gideceğiniz için katilin sizin önünüze çıkma şansı olmuyor. Çünkü siz bu pencereden atlıyorsunuz. Katilin olasılıklarını sayalım. O da bu pencereden atlayabilir. Tamam. Yine buradan devam edebiliriz ya da buradan devam edebiliriz. Yani önümüze çıkmamış oluyor. Katil köşeyi döner dönmez bu pencereden atlıyor olabilir. Onda da bu noktaya düşüyor. Siz bu noktaya düştüğünüz için katil şurada olmuş oluyor. Yine isterseniz buradan devam edersiniz. İsterseniz buradan devam edersiniz. Is he all the way over there? Yeah! Fair and balanced gameplay! Hey dude, how you been? Isn't this super fair and balanced with tons of counterplay, everybody? Super fair and balanced, tons of counterplay. I bet this Myers is thrilled with the amount of counterplay available here. He could double back here and I'd be fucked. He didn't though. He vaulted it! Woo! Ball of termites! Let's go! He might get me here, actually. No, he didn't! He thought I was gonna jump and I didn't! That window saved me. Does he double back here? I didn't. Şu gördüğünüz boşluktan da atlayabilir ama şöyle bir şey var. O bahsettiğim boşluk burası oluyor arkadaşlar. İşte bu pencerenin önemi de burada ortaya çıkıyor. Siz bu penceredeyken karşı tarafı görebildiğiniz için acaba katil akıllılık yapıyor mu yapmıyor mu bunu zaten anlıyorsunuz. Baktınız katil çakallık yapıp oradan aşağı atladı. O zaman hiç ilgilenmiyorsunuz. Zaten siz buradayken katilin köşeyi dönebildiğini gördüğünüz için katil köşeyi dönmeden atlamayın. Katil köşeyi döndükten sonra atladığınız zaman da katil buradaki boşluğa dolanmak istese bile yine vakit kaybedecek. Buradan geldiğini varsaydığınızda da katil şurada olmuş oluyor. Siz yine ya buradan ya da buradan yolunuza devam ediyorsunuz. Yani birazcık dikkat ettiğiniz zaman, dediklerime uyduğunuz zaman katilin bu taktiği counterlama şansı yok arkadaşlar. Ha bu ölümsüzlük taktiği değil. Çünkü şöyle bir şey var. Siz buradan atladığınız zaman dediğim gibi birkaç saniyenin stun yiyorsunuz. Fakat katil bunu yemiyor. Dolayısıyla sürekli aynı işlemleri tekrarladığınız zaman aradaki fark elbet kapanacak. Ama dümdüz bu palette dönüp 10 saniye oyalayıp bir de hasar almak yerine bu dediklerimi yaparsanız dakikalarca oyalamış olacaksınız ve belki de hasar almadan kurtulacaksınız. Hasar almış olsanız bile o dakikalarca oyalamak eminim ki sizi çok tatmin edecek ve takımınıza ciddi bir jen hızı kazandırmış olacaksınız. Az önce anlattığım taktikle ilgili bir dipnot eklemem gerekiyor arkadaşlar. Siz bu pencereden atladığınız zaman buraya düşüyorsunuz ya, ağırlıklı olarak şu tarafı tercih etmeye çalışın. Bu taraftan da gidebilirsiniz demiştim size. Ama şöyle bir şey var. Burada gördüğünüz gibi bir delik var. Şimdi o deliğin nereye açıldığını göstereyim. Bizim bu katil şu köşeyi döndükten sonra atlayacağımız pencerenin tam arkasında şu şekil bir delik var arkadaşlar. Yani siz pencereden atladıktan sonra katil direkt olarak bu delikten atlayıp buradan sizin önünüze çıkabilir. Eğer buradan atlamaya çalışırsanız. Fakat şu karşıdan giderseniz katil buradan atladığı zaman şuraya düşeceği için siz çoktan buraya doğru koşmuş olacaksınız. Ve yine kendinizi bu odaya atıp buradan atlayıp aynı işlemleri tekrarlayabileceksiniz. No, he knows. Evet gençler, şimdi bataklık haritasındayız. İlk olarak oyunun en basit fakat en güçlü looplarından birisini anlatacağım. Bu gördüğünüz ana bina loopu. Şimdi arkadaşlar, katilin peşinizden geldiğini gördünüz, tamam mı? Buradan yola devam ediyorsunuz. Şimdi buradan yola devam ederken yine arkanızı görebildiğiniz için gördünüz katil peşinizden geliyor. Buradan devam edip bu pencereden atlıyorsunuz. Şurada delik var, aman diyeyim aşağı düşmeyin, dikkat edin. Buradan atladıktan sonra atlayıp direkt böyle sağa koşup körü körüne loop atmayın, aman diyeyim bak bu çok önemli. Atladıktan sonra biraz bekleyin. Baktınız katil bu taraftan geliyor, gördünüz fiziksel bir şekilde. O zaman buradan devam edebilirsiniz. Şimdi buraya geldikten sonra yine tam köşede duruyorsunuz. Böylece hem sağ tarafı hem sol tarafı görüyorsunuz. Katil peşinizden geliyor. Tamam, devam ediyorsunuz. Yine buradayken köşede duruyorsunuz. Bak taktik çok basit. Hep bir noktaya geldiğiniz zaman o noktanın 90 derecelik açısına geçip iki tarafı da görmeniz gerekiyor. Olay bu kadar basit. Bunu yaptığınız zaman katil uçan kaçan bir katil olmadığı sürece mümkün değil size hasar veremez. Çünkü görüyorsunuz yani. Evet, gördünüz buradan geldiğini. Buradan devam ediyorsunuz. Atlıyorsunuz. Aynı işlemleri tekrarlıyorsunuz. Diyelim ki katilin buradan gelmediğini anladınız. Hemen hızlı bir şekilde buradan volt atıp buradaki atlama hakkınızı harcamayın. Çünkü kovalamacı içerisindeyken bir pencereden 3 kere atlama hakkınız var. 3 kere atladıktan sonra kapanıyor. Baktınız ki katil buradan gelmiyor. O zaman hemen şu köşeye geçiyorsunuz. Yani katilin buradan gelme ihtimaline karşı mesafeyi biraz daha açmış oluyorsunuz. Aynı zamanda sağ tarafı da görüyorsunuz. Soldan geldiğini gördünüz. Buraya girip buradan devam ediyorsunuz. Yine tekrar bu noktada bekleyip katilin nereden geldiğini kestiriyorsunuz. Soldan geliyor yine, gördünüz. Tamam, buradan devam ediyorsunuz. Bu noktada durdunuz. Sol mu sağ mı görüyorsunuz. Yine soldan geliyor. Burada ilerliyorsunuz. Bu noktada durdunuz. Yine sol sağ her yeri görebiliyorsunuz. Yine buradan geliyor. Tamam, buradan ilerleyip bu sefer voltunuzu atıyorsunuz. Olay tamamen bu. Sizi bu taraftan kovalıyorsa bu şekilde direkt karşıdan gelip hızlı volt atıyorsunuz. Sizi bu taraftan kovalıyorsa da direkt spotun dibinden gelip bu şekilde medium volt atıyorsunuz. Dediğim gibi uçan kaçan bir katil değilse bu söylediğim şekilde oynadığınız takdirde size hasar vermesi mümkün değil arkadaşlar. Bu ana binanın
en basit ve en güçlü loop'udur. Damn it. He done figured. Okay, I just need to run. I see the forge in front of you. Nope, no pressure. No, he got me in chase. And I'm out of chase. And I'm backing it. And. Ana binada bir de şu gördüğünüz paletler falan var yani, hani bunları saymıyorum bile. Hiç paletlere falan bulaşmadan direkt olarak bu dediğimi yaparsanız ve katil size inat edip 3 tur boyunca sizi kovalarsa çok ciddi vakit kaybedecek zaten. Ana binanın ilk olayı bu. Şimdi bir diğer olayımız yine ana binada bulunan bu gördüğünüz çift pencere loop'u. Şimdi bu çift pencere loop'unun kenarları kısa olduğu için aslında çok güvenli değil gibi duruyor. Ama bu sizi yanıltmasın. Şimdi ilk olarak mantığını anlatıyorum. Eğer katille aranızda biraz mesafe varsa, yani size yetişemeyeceğini görüyorsanız, bu kapıdan girdiğiniz zaman bu uzaktaki pencereden atlayacaksınız. Böylece katil yandan dolaşmak istediği zaman siz bu pencereden değil de bundan atladığınız için katille aranızdaki mesafeyi korumaya devam etmiş olacaksınız. Aynı şekilde diğer taraftan değil de bu taraftan gelirken de yine baktığınız katille aranızda iyi bir mesafe var. Yakın pencereden değil de bu şekilde ileri koşup uzaktaki pencereden atlayacaksınız ve yine katil buradan dolaşmak istediği zaman aranızdaki mesafeyi kapatamamış olacak. İlk kısmı bu. Şimdi buradan geldiniz, buradan volt attınız, tamam mı? Katil birkaç şey yapabilir. İlk ve en basit olanını düşünelim. Yandan dolandı, yani buradan geldi. Katilin oradan geldiğini gördüğünüz an siz buradan içeri girip devam ediyorsunuz. Bakıyorsunuz katil buradan adımını attığı an tekrardan bu uzak olandan atlıyorsunuz. Flash shield. No, you do not want to do this. Oh my god, it's third step. Bakın, yakın olandan atlarsanız katil buradan geliyor gibi yapıp bu geriye koşarsa siz buradan atladığınız zaman size hasar verir. Her zaman size uzak olandan atlamaya çalışın. No, he did. Burası içinde, buraya kadar gittiniz, katilin oradan geldiğini gördünüz, hop buradan atlıyorsunuz ve böylece katil farkı kapatamamış oluyor. En verimli bu şekilde kullanabilirsiniz burayı. Olur da katil volt atmayı denerse hemen siz de diğer pencereden atlayabilirsiniz. Katil volt animasyonda olduğu için siz de kendinizi buraya atmış oluyorsunuz. Çok pratik bir şekilde gösteriyorum. Buradan geldiniz, biraz açılı şekilde atlayın ki fast volt atabilin. Buradan atladınız, katil yanından dolaştı, buradan gittiniz. Buraya girdikten sonra katilin peşinizden geldiğini gördünüz, buradan atladınız. Buradan atladıktan sonra katil diyelim ki geri gitti, buradan gelmeyi tercih etti. Buradan devam ediyorsunuz. Bu sefer kendinizi yine buraya atıyorsunuz. Katilin geldiğini anladınız. Yine buradan devam ediyorsunuz. Böyle böyle verimli bir şekilde kullanabilirsiniz burayı. Buranın gelişmiş hali de şu. Diyelim ki buradan geldiniz, buradan atladınız, tamam mı? Katil de yandan dolanmayı tercih etti. Buradan atladıktan sonra direkt buradan devam edip içeri girmek yerine ileri devam edip bu pencereden atlarsanız ilk anlattığım loop'la bu loop'u birleştirebilirsiniz. Yani şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Buradan atladınız, buraya geldiniz, buradan devam ediyorsunuz. Buradan içeri girip tekrar atlıyorsunuz. Burada katilin hamlesine göre eğer size yakınsa kendinizi buraya atıp uzaktaki pencereden atlıyorsunuz. Katil eğer size uzaksa da yine bu şekilde buradan yolunuza devam edip buradan atlıyorsunuz. Bir diğer senaryoda da bu taraftan içeri girip uzak pencereden atladınız. Katil buradan dolanmayı tercih etti. Buradan devam edip içeri girmek yerine buradan ilerliyorsunuz ve yine ilk anlattığım loop'a bu şekilde kendinizi bağlıyorsunuz. Çok güçlü bir loop arkadaşlar. Özellikle katil M1 ise, böyle uçan kaçan bir katil değilse, yani ben olanak vermiyorum. Siz hata yapmadığınız sürece sizi yakalayamaz burada. Şuna çok dikkat edin. Buradan dolanıp bu odaya girdiğiniz zaman şurada bir çukur var. Yani direkt çok yakın dolanırsanız bu çukurdan düşersiniz, aman diyeyim. Bütün loop mahvolur. Hafif şöyle genişten alıp buradan devam edin arkadaşlar. Bakın, bu anlattığım olayların hiçbirisinde palet kullanmıyoruz farkındaysanız. Doğru oynanıldığı zaman oyunun pencerelerinin ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya çalışıyorum ben size. Şimdi yine temel bir mantıktan bahsedeyim.
bahsedeceğim arkadaşlar. İki spotu birleştirme mantığı. Yani şöyle, siz şimdi bu spotta dönüyorsunuz, tamam mı? Normal paletli hali de güzel bir spot bu arada. Katilin mind game yapma şansı düşük. Yani burada dönmeye devam edip iyi vakit kazanabilirsiniz. Fakat siz bu noktalara geldiğiniz zaman baktığınız katil direkt olarak peşinizden geliyor. Herhangi ekstra bir şey denemiyor. O zaman bu paleti dönmeye devam etmek yerine kendinizi şuraya bağlayıp buradan atlayabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman bu en başta anlattığım güçlü loop'a kendinize atmış oluyorsunuz. Yani sıradan bir palette dönüp iki tur attıktan sonra paleti devirmek yerine kendinizi buraya attığınız için buradan devam edip bu ana binanın güçlü loop'unu bağlamış oluyorsunuz. Bunu yaparken şuna dikkat edin. Ezbere oynamayın. Yani direkt olarak pencereyi görüp "Aa, hemen pencereye gideyim" demeyin. Çünkü katil buradan geliyor gibi yapıp buradan dönmeyi tercih ederse bu sefer sizi burada yakalamış olur. Baktınız tam şu noktalara falan geldi katil. O zaman buradan devam edip atlayabilirsiniz. Bu loop'la ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan girdikten sonra uzak olan pencereden atlayın dedim ya. Bunu yaparken sürekli koşar modda olmayın. Çünkü katil size mind game atabilir. Yani şundan bahsediyorum. Direkt koşup hemen hızlı bir şekilde buradan atlamayın. Bunu yaptığınız zaman katil peşinizden gelmiyorsa bu taraftan dolanıp sizi açıkta yakalayabilir. Eğer pencerenin dibinde katilin gelmesini beklerseniz de fast volt değil medium volt atacağınız için yine hasar alma ihtimaliniz olabilir. Burada yapacağınız en iyi şey şu. İçeriye birkaç adım attıktan sonra yaklaşık olarak şuralardayken koşma tuşunu bırakıp yürüme moduna geçiyorsunuz ve pencereye yaklaşık olarak şöyle bir mesafede duruyorsunuz. Bu size şu avantajı sağlıyor. Katilin içeri girdiğini gördüğünüz an hızlı bir şekilde koşup hop fast volt atabiliyorsunuz. Pencerenin dibinde durursanız dediğim gibi fast volt atamayacağınız için hasar alabilirsiniz. Ya da full koşar bir modda olursanız katilin içeri girip girmediğini net olarak anlamayabilirsiniz. O yüzden burada yapabileceğiniz en iyi şey buralarda bekleyip katil geldiği an hızlı bir şekilde koşup volt atmak. Bu her spotta yapabileceğiniz bir şey. Mesela katil barakasından örnek vereyim. Bu sadece bu spotta işe yarıyor diye algılamayın. Şimdi arkadaşlar, katil barakasında kovalamacadayken ne yaparız? Bu kapıdan geçip karşı pencereye gidip atlarız değil mi? Fakat her şey göründüğü gibi kolay değil. Katil buradan içeri giriyor gibi yapıp geri geri gelip buradan dolanıp siz atladıktan sonra size vurabilir. Ya da buradayken arkasını döner, böyle geri geri gider ve buradayken ışığını görmediğiniz için katil gelmiyor sanarsınız. Böylece pencereden atlamaktan vazgeçersiniz ve buralarda katile yakalanmış olursunuz. Ancak az önce anlattığımı burada da yaparsanız, yani yaklaşık olarak pencerenin şu tarz bir mesafesinde bulunursanız, katilin içeri girdiğini gördüğünüz an buradan koşup hızlı bir şekilde atlayabilirsiniz. Eğer bu dediğimi yapmazsanız, katil ışığını gizlediği zaman pencereye doğru koşup arkanızda ışık görmediğiniz zaman atlamaktan vazgeçersiniz. Fakat bir bakmışsınız katil kapıdan size doğru geliyor. Böylece killer şeki, yani katil barakası paletini boş yere harcamış olursunuz. Eğer katil barakası paleti daha önceden yenmişse de katil buradan sizi kovalar ve sizi düşürür. O yüzden şuralarda bekleyip şu şekilde arkanıza bakarsanız katil gelirse koşup hızlı bir şekilde atlarsınız. Baktığınız katil gelmiyor. Sağ tarafta pencerenin oraya dolanmış. O tarafı da gördüğünüz için buradan yolunuza devam edersiniz. Bu her spotta kullanabileceğiniz bir taktik. Katilin size akıl oyunu yapabileceği spotlarda pencerenin direkt dibinde beklemek yerine şu şekil biraz mesafeli bekliyorsunuz. Katili gördüğünüz an koşup atlıyorsunuz. Hızlı bir şekilde atladığınız için katil size yakın olsa bile vuramıyor. Evet arkadaşlar, şimdi geçtik kaçık koğuş haritasına. Loop noktamız burası. Burası. Şurada loop atacağız. Görünüşte çok basit geliyor olabilir. Tabii ki öyle değil. İlk olarak kafanızda şu soru işareti varsa şunu gidereyim. Burada durduğunuz zaman şu yan taraftan katil size vuramıyor. Aynı zamanda da bu yan taraftan buraya çıkış yok gördüğünüz gibi. Ta buradan dolanmanız gerekiyor. O konudaki soru işaretlerini kaldırın. Can't hit there. Nope. Şimdi bir şekilde kendinizi o noktaya atıyorsunuz, tamam mı? Diyelim ki buradan geldiniz. Kendinizi buraya attınız. Burada duruyorsunuz. Katil peşinizden geliyorsa buradan hızlı bir şekilde atlıyorsunuz. Siz bunu yaptıktan sonra çok yüksek ihtimalle katil de buradan volt atacak. Bu sağdan devam edip buradan aşağı iniyorsunuz ve tekrardan aynı yere giderek aynı işlemleri tekrarlıyorsunuz. Diyelim ki katil volt atmadı, buradan gelmeyi tercih etti. O zaman yine pencereye orta bir mesafede duruyorsunuz. Katilin oradan geldiğini gördüğünüz an koşup bu şekilde atlıyorsunuz. Atladıktan sonra gördüğünüz katil peşinizden geliyor. Buradan inip devam edip buradan ilerliyorsunuz ve aynı noktaya tekrardan bu şekilde bağlanıyorsunuz. Yani katil buradan da gelse, diğer taraftan da gelse buradan hızlı volt atma şansınız oluyor. Siz buradayken katil volt atmak yerine yandan dolanmayı tercih etti diyelim. O zaman gidip buradan atlamayın arkadaşlar. Katilin dolandığını gördüyseniz yine bu sağdan dolanıp aynı noktaya doğru ilerleyin. Ya da siz buradayken katil volt atmak ya da buradan gelmek yerine buradan dolanmayı tercih ettiyse yine volt atmak yerine katilin dolandığını gördüyseniz buradan devam ederek yine en başta anlattığım noktaya bağlanıp buradan atlayın arkadaşlar. Küçük bir spot gibi görünüyor, güçsüz gibi görünüyor ama kesinlikle öyle değil. Anlattığım şekilde oynarsanız çok güçlü bir spot.
so I'm headed into the... We're headed to chase? Oh, no, we're not chase. Is she not looking at us, or is this a chase bug? Why is this going on? Bro, why are we not chase? What? Oh my god. There we go, I think she wasn't looking at me. Gelelim bu haritanın bir diğer loop noktasına. Şu gördüğünüz palet zaten tek başına güçlü bir palet. Ama sadece bu paletin etrafında dönüp katili oyalamaya çalışırsanız en fazla 1-2 tur atabileceksiniz. Çünkü uzun bir spot ve katilin hızı bizden fazla olduğu için fark rahatça kapatacak. Burada uygulamanız gereken şey palette dururken katil soldan geliyorsa bu taraftan devam edip, katil sağdan geliyorsa da bu taraftan devam edip şu ilerideki odaya bağlanmak. Şimdi odaya bağlandığınız zaman burada da bir palet var ama bu paleti de kullanmayacağız. Şu gördüğünüz sol kısımdan girip direkt sağa dönerseniz müthiş bir pencere var arkadaşlar. Siz bu pencereden atladıktan sonra olası senaryolar 1. Katil buradan volt atabilir. 2. senaryoda da şu kapının kırık olduğunu varsayın. Katil çok yüksek ihtimalle kıracaktır. 2. senaryoda da bu kapıdan gelebilir. Her iki senaryoda da siz buradan atladıktan sonra buradan yolunuza devam ediyorsunuz. Buradan ilerlediğiniz zaman şu çıkıntıdan çıktığınız zaman tekrardan aynı odaya gelebiliyorsunuz zaten. Bu aynı odaya geldiğiniz zaman katilin peşinizden geldiğini görürseniz buradan tekrardan atlayabilirsiniz. Sonra aynı işlemi yapıp katile yine vakit kaybettirebilirsiniz. Baktığınız katille aranızdaki fark çok yok. Yani oraya yetişemeyeceksiniz. Hemen sağa dönüp kendinizi bu palet spotuna atabilirsiniz. Bu palet spotuna attığınız zaman eğer hasar alacak gibiyseniz paleti tabii ki harcayabilirsiniz. Fakat katil belki şöyle bir şey deneyebilir. İşte size geliyor gibi yapıp bir anda geri dönmeyi tercih edebilir. Buradan dönmeye çalışabilir. Böyle bir hata yaparsa aradaki fark artacağı için siz paleti devirmek yerine yine yandan dolanıp kendinizi yine aynı bu odaya bağlayabilirsiniz. Bunlar tamamen doğaçlama arkadaşlar. Katilin hareketlerine göre. Ama sadece buradan atlayıp yandan gidip tekrar buraya girmeniz bile katile çok ciddi oranda zaman kaybettirecek. I agreed this pallet. I agreed the next one. And then greed this one if I make it. I can make it to this window from the greed. Yes! Oh shit, Huntress. Gelelim ölü itibar haritasına. Şimdi ilk olarak kullanacağımız kısım bu ev ve katil barakası arkadaşlar. Bu iki spotu birleştirmeye çalışacağız. Şimdi katil peşinizdeyken şu eve tırmanıp şu köşede durursanız katilin peşinizden gelip gelmediğini görebiliyorsunuz. Baktığınız merdivenleri çıkıyor, yani geliyor. Buradan devam edip atlıyorsunuz. Atladıktan sonra katilin yapabileceği iki şey var. Üçüncüsü de var ama o düşük bir ihtimal. Ya o da peşinizden atlayacak ya da merdivenin bu tarafından dolanacak. Merdivenin bu tarafında gördüğünüz gibi kutular olduğu için şöyle biraz geniş almak zorunda. Yani vakit kaybedecek. Her iki senaryoda da siz buradan devam ediyorsunuz. Şimdi buradan devam ederken bu beklediğim noktada beklerseniz hem sol aşağıdan gelip gelmediğini görüyorsunuz. Hem yukarıdan atlıyor mu atlamıyor mu onu görüyorsunuz. Hem de acaba sağdan mı geliyor onu görüyorsunuz. Diyelim ki soldan bir yerden geliyor. Atladı ya da yerden fark etmez. Buradan devam edip bu kısımdan ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısma geldiğiniz zaman yine aynı şekilde buraya geçip burada bekleyip katil geliyorsa buradan atlayıp aynı işlemleri tekrar ediyorsunuz. Şimdi katil bir şekilde aradaki farkı kapattı. Dediğim gibi bir süre sonra hızlanıyor sonuçta. Buradan geldi ya da buradan geldi fark etmez. Farkı kapattı. Diyelim ki buradan geliyor, tamam mı? Buradan devam ediyorsunuz. Eve gidemeyecek durumdasınız. Yani katil size yakın. Hop, kendinizi katil barakasına atıyorsunuz. Şimdi kendinizi katil barakasına attıktan sonra şu kapının kırık olduğunu varsayın. Katiller genelde kırar böyle kapıları. 3 ihtimal var. Katil ya volt atacak, ya sağdan dolanacak, ya da soldan dolanacak. Diyelim ki o da volt attı. Hemen bu sağdan devam edip buradan ilerleyip kendinizi tekrar bu eve atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve böylece buradaki adımları tekrar edebiliyorsunuz. Diyelim ki siz bunu yaparken katil sağdan geldi. Bu sefer soldan devam edip buradan ilerleyip aranızdaki fark çoksa kendinizi yine eve atabilirsiniz. Aranızdaki fark azsa buradan içeri atlayıp yine katile göre şekillenebilirsiniz. Bu sefer de diyelim ki volt atmak yerine bu kapıdan dolandı. O zaman siz şu kapıdan çıkıyorsunuz. Kapıyı kırık varsayın. Bu kapıdan çıktım. Buradan devam edip yine kendimi bu eve bağlayabiliyorum arkadaşlar. Bir diğer senaryo. Paletli senaryo. Buradan dolanırken bir şekilde bu paleti devirdiniz, tamam mı? Katil de paleti kırmayı tercih etmedi ve yandan dolandı. Siz yine bu şekil eve tırmanıp doğru bir şekilde evden atladıktan sonra katil buradan sizi kovalıyorsa bu şekil buradan devam edip tekrar paletin üstünden atlayarak çok güçlü bir loop alanı yaratıyorsunuz. Eğer paleti kırarsa da zaten yine vakit kaybetmiş olacak. Bu sefer burayı yine istediğiniz gibi oynamaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Here we go. Yes. Oh, he's black now. Which way does he come from?
here we go. Oh yeah. He double backed, let's go. I'm also rancored. Is this open now? This would be sweet. Şimdi gelelim RPD haritasına. İlk olarak arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir spot var. Eğer bu spotu direkt bu şekil dönmeli oynamaya çalışırsanız bu paleti devirdikten sonra burada sıkışacağınız için katil eninde sonunda size hasar verir. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela işte katil peşinizden geliyor. Buradan gidip kendinizi bu palete attıktan sonra böyle palette dönmek yerine şu kısımdan devam edip loop'u bu şekilde genişletebilirsiniz arkadaşlar. Hastane haritasında anlattığım olay gibi yani. Çok daha güçlü bir loop haline getirebilirsiniz bu şekilde. Bunu yaparken baktığınız katil size yaklaştı. Yani tekrar oraya yetişmenize izin vermeyecek. O zaman direkt olarak karşıya gidip şuradan volt atabilirsiniz. Bu basit ama etkili bir taktiktir. En azından ilk kısmı güzel atlatmanızı sağlar. Şimdi bu odaya kendinizi attıktan sonra çok güçlü bir palet var gördüğünüz gibi. Bu palette direkt olarak böyle tur atmaya çalışırsanız çok uzun bir spot olduğu için katil de sizden hızlı olduğu için 1-2 tur sonra aradaki farkı kapatır. Böylece ya hasar almış olursunuz ya da bu paleti harcamış olursunuz. Fakat bunun yerine diyelim ki katil sizi bu taraftan kovalıyor, tamam mı? Buradan ilerlediniz. Bu şekil masada dönmek yerine şu sağdaki odadan girip buradan devam ederseniz şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Katil buradan gelirse de buradan gelirse de görüyorsunuz. Diyelim ki buradan geldi, sizi kovalamaya devam ediyor. Buradan devam edip tekrardan şu şekil sol merdivenlerden inip aynı yere kendinizi bu şekil bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da burada da bir palet var, bunu unutmayın. Yine bu şekil loop'unuza devam edebiliyorsunuz arkadaşlar çok güçlü bir şekilde. Yine köşelerden birine gelip durup katil buradan mı geliyor, buradan mı geliyor görüp ona göre tekrardan hamlenizi yapıp buraya devam ediyorsunuz. Baktığınız katil size yetişecek gibi paleti devirip katilin yandan dolanmasını sağlayabilirsiniz. Böylece ekstradan birkaç tur daha atma hakkına sahip olursunuz. Diyelim ki katil buradan değil de buradan geldi. O zaman buradan devam edip yine bu merdivenlerden çıkıp kendinizi sağ tarafa atıp aynı spota bu şekilde kendinizi bağlayabilirsiniz arkadaşlar. RPD haritasından devam ediyoruz. Şimdi bu haritada şu şekil bir spot var gördüğünüz gibi. Bu spotu eğer bu şekil dönmeli oynamaya çalışırsanız spotun boyu çok uzun olduğu için katil basit bir ışık gizleme oyunuyla size çok rahat bir şekilde hasar verir burada. Bu paleti hiç oynamayıp direkt olarak yan odadan bu şekilde dönerek gördüğünüz gibi arkadaşlar bu paleti daha geniş ve güvenli bir hale getirebiliyorsunuz. Bunu yaparken şu an durduğum noktada durursanız hem sol kapıyı hem sağ kapıyı görebildiğiniz için baktığınız katil soldan geliyor. Buradan yolunuza devam ediyorsunuz. Tekrar katilin buradan içeri girdiğini görürseniz buradan devam edip bu şekilde güvenli bir loop alanı elde edebiliyorsunuz. Katil eğer sağdan gelirse de burada gördüğünüz gibi koltuk olduğu için direkt olarak kapıya ulaşamıyor. Biraz böyle hafif dönmek zorunda kalıyor. Sağdan gelirse de buradan bu şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Bu noktada bekleyip sağ tarafı ve sol tarafı yine görebiliyorsunuz. Ona göre katil sağdan gelirse buradan devam edip katil soldan gelirse de buradan devam edip yine bu paleti efektif bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Nice. It totally will. But this is the hard one, because if they push me this way and throw the hatchet, I have to worry about dodging the thing anyway. Oh yeah! We're gonna get bloodlusted soon, but I was too far away on that one. I don't know if I'm far enough on this one. Loop tight. Do it again. Yes! Şimdi gençler bu taktiğin biraz daha gelişmişini anlatacağım size. Burada dönme mantığını anladınız. Bir de karşı odaya bağlama olayı var bunun. Burada dönüyorsunuz, tamam mı? Katil peşinizden geliyor. Sola dönüp buradan ilerlemek yerine bu kapıdan çıktığınız gibi şu sağdaki odaya kendinizi atarsanız başka bir spota bağlanmış oluyorsunuz. Şimdi bu spotta biraz daha riskiniz var. Çünkü katilin yaptığı akıl oyununu yerseniz açıkta kalma ihtimaliniz var. Ama olur da bu akıl oyununu yemediniz. Baktınız katil şuradan geliyor. Peşinizden sizi kovalıyor. Spotta dönmek yerine tekrar bu kapıdan çıkıp direkt olarak karşı odadan bu şekilde kendinizi bağlayabilirsiniz. İlk anlattığım spota. Bunu bu şekilde devamlı olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Baktığınız katil size çok yakın, hasar verecek durumda, o zaman paleti devirip
Buraya farklı bir loop alanı yaratabilirsiniz. Diyelim siz bu paleti devirdiniz. Katil paleti kırmak yerine yandan dolanıyor. Tamam, dolan kardeşim. Hiç bu paletten tekrar atlamakla falan uğraşmayın. Katilin dolandığını gördüğünüz an şuradan devam edin arkadaşlar yolunuza. Buradan hop kendinizi tekrardan bu güvenli odaya atabilirsiniz. Kendinizi bu güvenli odaya attıktan sonra tekrardan bu paletten ilerleyip bu odayla kendinizi birleştirebilirsiniz. Buradan sonrası doğaçlama. Katil paleti kırabilir. Başka bir taraftan dolanabilir. İleriden dolanırsa bu sefer buradan devam edip tekrar bu odaya girersiniz. Gibi gibi bu senaryoları siz canlandıracaksınız. Ben bütün teori kısmını anlatıyorum. The fuck? Across the hall again. Yes! Scooby-dooby-doo, where are you? Back across the hall! Yes! Is that strike two? Strike three! Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game! Dun 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 dun! I gotta have bloodlust up the freaking butt. Let me do it again. Damn it! Evet arkadaşlar, şimdi geçtik Harabe Borgu haritasına. Şimdi bu göstereceğim loop hafiften kumar gibi. Yani işe yaramayacağı durumlar bir önceki anlattıklarıma göre daha fazla. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bir palet spotu var. Bu palet spotunda direkt olarak dönmek isterseniz işiniz biraz zor. Katil çok rahat mind game yaparak sizi yakalar. Tek şansınız katile stun atmak. Fakat şöyle bir olay var. İlk olarak şu gördüğünüz merdivenden tırmanıp sağa dönüp direkt olarak buradan atlayıp palete ulaştığınız zaman güzel bir loop elde etmiş oluyorsunuz. Kafanızda bir şeyler canlanmıştır yavaştan. Ama önce şununla ilgili bir not geçeyim. Anlattığım bazı looplar haritaların tüm varyasyonlarında yok. Yani bu gördüğünüz spot her Harabe Borgu geldiğinde olmayabiliyor. Bazen başka bir kısım geliyor. Onun uyarısını şimdiden yapayım. Bir diğer söyleyeceğim nokta, normalde yüksek bir yerden düştüğünüz zaman karakter stunlıyor ya. Burada öyle bir şey yok. Buranın yüksekliği o kadar fazla değil. Atladıktan sonra direkt ilerlemeye devam edebiliyorsunuz. O yüzden zaman kaybı açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi bir şey şekilde bu paleti devirdiniz, tamam mı? Şimdi bu palet devrik halinde bile güçlü bir palet değil. Katil bu paleti kırmak yerine sağdan soldan dolanarak sizi çok rahat yakalayabilir normal şartlarda. O yüzden bu palet devrildikten sonra katil yüksek ihtimalle bu paleti kırmayacaktır. Eğer kırarsa zaten plan iptal arkadaşlar. Katilin kırmadığı senaryoda eğer katil sağ taraftan sizi kovalamayı denerse sol taraftan ilerleyip bu şekil buradan gidiyorsunuz ve bu merdivenlerden çıkıp buradan atlayarak tekrardan bu paletten atlıyorsunuz. Yani pazar yeriyle birlikte burayı birleştirmiş oluyorsunuz. Katil soldan gelirse de bu sefer buradan devam edip bu sağdaki merdivenleri kullanıyorsunuz. Buradan gidip buradan atlıyorsunuz ve tekrardan paletten atlıyorsunuz. Olayımız bu. Normal şartlarda çok güçsüz olan bir paleti doğru hamleleri yaparak çok güçlü bir hale getiriyoruz. Buradan atladıktan sonra stun da yemediğimiz için vakit kaybetmeden direkt paletten atlayıp aynı işlemleri tekrarlayabilecek pozisyona kendimizi sokmuş oluyoruz. Just like this, right? Yeah, see? And you gotta wait here. The killer get up. Yeah, exactly. Evet gençler, gelelim Borgo harabelerinin bir diğer varyasyonuna. Portallarla teleport atabildiğimiz harita. Şöyle göstereyim. Şu an içinde bulunduğum oda çok spesifik bir oda. Buradan tanımanızı istiyorum loop'un başlangıcını. Şöyle gökyüzüne baktığınız zaman Google'a galaksi fotoğrafları yazmış gibi bir ortam var. Şimdi arkadaşlar bakın, bu odanın şu merdivenlere çıkan kapısından çıkıp ilerleyip şuradan direkt olarak sola döndüğünüz zaman karşınızda şu şekil bir kapı daha oluyor. Bu kapının merdivenlerinden inip şuradaki pencereye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bu pencereden atladığınız zaman katil ya volt atmak zorunda ya da bu sağdan dolanmak zorunda. Eğer bu sağdan dolanırsa hem burada vakit kaybediyor hem de direkt olarak size ulaşamıyor. Çünkü burada masa var. Biraz daha sağdan dolanmak gerekiyor. Ekstra vakit kaybediyor yani. Böylece burayı güçlü bir loop haline getirebiliyorsunuz. Yani şu şekil. Buradan voltunuzu atıyorsunuz. Sonra tekrar bu kapıdan devam ediyorsunuz. Yukarı çıkıyorsunuz. Tekrar sola dönüyorsunuz. Yine buradaki merdivene gidiyorsunuz. Yine buradan volt atıyorsunuz. Ve tekrar bu kapıdan gidip merdivenden çıkıyorsunuz falan derken aynı işlemleri tekrarlıyorsunuz. Diyelim ki katil bu taraftan gelmek istedi. O zaman bu taraftan atıyorsunuz voltu. Katil yine yandan dolanmak zorunda kalıyor ya da volt atmak zorunda kalıyor. Bu sefer de bu merdivenlerden çıkıyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz. Şu merdivenlerden iniyorsunuz. Tekrar bu kapıdan gelip aynı bu şekilde bu volt noktasını kullanabiliyorsunuz. İki açıdan da çok güçlü bir loop. All right, do we make it to this window? We do. Nice. I think so. As long as you don't kill us, you. Yes, nice. Don't kill us, you. Yes! Did we make it from that checkpoint? I'm not sure. Yes!
Evet gençler, şimdi geldik Macmillan haritasına. Yine her zaman olduğu gibi ana binanın basit loop'uyla başlayacağım. Ardından varyasyonlarını göstereceğim. Şu gördüğünüz pencere bizim için çok önemli. Katili peşinize taktınız, tamam mı? Şu taraftan size doğru geliyor. Buradan ilerliyorsunuz. Buradan ilerlerken şu gördüğünüz cam kısımlardan katilin gelip gelmediğini görebiliyorsunuz. Baktınız geliyor, tamam çok güzel. Buradan ilerleyip atlıyorsunuz. Atladıktan sonra sola dönüp buradan devam edip katilin gelip gelmediğine bakıyorsunuz. Şu an durduğum açıda durup baktınız peşinizden gelmeye devam ediyor. Tekrar buradan ilerliyorsunuz. Tekrar köşeyi dönüyorsunuz. Aynı noktaya gidip bir daha atlıyorsunuz. Şimdi temel olayı bu. Eğer siz buradayken katil bu taraftan gelmeyi akıl ederse o zaman buradan gidip bu sefer buradan atlıyorsunuz. Yine counter olmayan bir loop çeşidi aslında. Katil nereden gelirse gelsin doğru ışık takibiyle tam tersi yönde koşup pencereden yine atlıyorsunuz. Please don't have bamboozle. I'm ready for it though, if he was at that start. He does not have bamboozle. What's up, Cootie? Bunu yaptınız, tamam mı? Üçüncü atlayışınızı yaptınız ve pencere kapandı. Buradan sonra yapmanız gereken şey şu sol aralıktan geçip şu gördüğünüz kısma gelip bu pencereden atlamak. Şimdi bak, rotaya dikkat edin arkadaşlar. Eğer bu pencereden atladıktan sonra şu sağdan dolanırsanız vakit kaybedersiniz. Ya da bu soldan dolanırsanız yine vakit kaybedersiniz. Çünkü gördüğünüz gibi önünüzde kutu falan var. En doğru rota bu pencereden atladıktan sonra şu gördüğünüz aralıktan geçip şuradan hemen gelip buradan hızlı bir şekilde atlamak. Şimdi siz bunu yaptıktan sonra katil ya şu duvarı kırıp buradan dolanacak ya da direkt olarak sizin peşinizden pencereden atlayacak. Siz buradan atladıktan sonra direkt olarak şuradan şu şekilde dönüp yolunuza devam ediyorsunuz arkadaşlar. Buradan tekrar içeri giriyorsunuz. Buradan aynı güzergahı izliyorsunuz az önce gösterdiğimin. Buradan gelip tekrardan buradan atlıyorsunuz. Yani ilk olarak şu pencereyi sömürüyorsunuz. Sonra da bu güzergahı izleyip bu pencereyi oynamaya başlıyorsunuz. This is a lot of fun. Yay! Ana binanın pencerelerinin temel mantığı bu arkadaşlar. Bu şekilde çok ciddi oyalayabilirsiniz katili. Şimdi bir ipucu vereceğim size. Şurada gördüğünüz gibi bir palet var. Bu paletteyken nerede durursanız durun katilin tam olarak nereden geldiğini anlamıyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Bakın mesela şu köşede duruyorum. Katil şuraya gelene kadar geldiğini anlamıyorum. Sadece karşı tarafımı görebiliyorum. Tam ortada durduğum zaman iki köşeyi de net bir şekilde göremiyorum. Çünkü buraya bakarken buradan geliyor olabilir. Buraya bakarken de diğer taraftan geliyor olabilir. İki köşeyi de aynı anda göremiyorum yani. Bu tarafa geçtiğim de bu karşıyı görüyorum ama bu tarafı görmüyorum. Katil buraya gelene kadar onu görmemiş oluyorum. Yani bu paletteyken ışık oyunu yapmak çok zor. Bu şekil paletin etrafında dönmek çok zor. Onun yerine kendinizi şu spota atarsanız ışık takip etmesi çok daha kolay. Aynı zamanda katillerin boyu uzun olduğu için şu kutuların üstünden de katilleri görebiliyorsunuz. Burada takılıyorsunuz. Katil sağdan gelirse bu şekil soldan ilerliyorsunuz. Katil soldan gelirse bu şekil sağdan ilerliyorsunuz. Duruma göre bu spotta dönmeye devam ediyorsunuz ve doğru anda da kendinizi palete atıyorsunuz arkadaşlar. Bu da bu ana binanın paletini oynama taktiği. He's not tall enough to use this, I was hoping. Evet gençler, geldik tekrardan ölü itibarına. Şimdi loop'umuzu başlatacağımız ana pencere şurası. Katili peşinize taktınız, tamam mı? Şu ana binaya giriş yaptınız. Katil de peşinizden geliyor. Buradan devam ediyorsunuz. Şu kapıdan geçip şuradan hızlı bir şekilde atlıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra katilin iki ihtimali var. Ya şuradan dolanacak ki burada variller ve kutular olduğu için biraz geniş almak zorunda, yani zaman kaybedecek. Ya da direkt olarak peşinizden gelip o da volt atacak. Yine vakit kaybetmiş oluyor. Buradan atladıktan sonra direkt olarak bu soldan devam ediyorsunuz, tamam mı? Şimdi bu merdivenle
merdivenlere geldiğiniz zaman direkt olarak ileri doğru gitmeyin. Tam bu merdivenlere gelirken şöyle sola doğru bir göz atın. Baktınız katil peşinizden geliyor. Bu karşıya doğru devam ediyorsunuz ve tekrardan bu içeri atlıyorsunuz. Bu içeri atladıktan sonra yine ezbere oynayıp direkt olarak aşağı gitmeyin arkadaşlar. Tam atladıktan sonra bu şekilde pencerenin dibinde durup katil peşinizden geliyor mu gelmiyor mu bir bakın. Baktınız geliyor, tamam. Yine iki ihtimali var katilin. Ya buradan atlayacak ya da bu kapıyı kırıp buradan gelecek. Her iki ihtimalde de yine dolandığı ya da atladığı için vakit kaybediyor. Siz buradan atladıktan sonra bu merdivenden inip yine bu kapıya doğru gidip yine buradan atlıyorsunuz ve az önce anlattığım şeyleri bu şekilde tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Yine bakıyorsunuz katil geliyor. Evet, buradan devam edip buradan atlıyorsunuz. Atladıktan sonra bakıyorsunuz katil geliyor. Tekrar gidiyorsunuz. Tekrar kapıdan geçiyorsunuz ve tekrar atlıyorsunuz. Muhteşem bir loop. Bu loop'un aynı zamanda da anlattığım diğer bazı loop'ların avantajı şu arkadaşlar. Sürekli işte köşe dönüp ya da bir yerden atlayıp katile olan görüş açımızı kaybettirdiğimiz için katil bizimle kovalamaca başlatamıyor. Kovalamaca başlatamadığı için pencerelerden 3 kere atlasanız bile pencereler kapanmıyor. Normal şartlarda katille kovalamaca içerisindeyken bir pencereden 3 kere atladığınız zaman o pencere kapanıyor. Fakat az önce dediğim gibi sürekli katile olan görüş açımızı kaybettirdiğimiz için katil bizimle kovalamaca başlatamıyor ya da başlatsa bile belli bir süre sonra kovalamaca bitiyor çünkü gözden kaybediyor bizi. Böylece 3 kere değil 7-8 kere atlayabiliyoruz bazı pencerelerden. Hatta bazen sınırsız atlayabiliyoruz yani. Buraya zaten örneklerini koyduğum için daha net anlıyorsunuz beni. Normalde 3 kere de kapanması gereken pencereden birazdan koyacağım örnekte göreceksiniz ki adam 10-15 sefer atlıyor. Şimdi geldik The Game haritasına. Sanki çok güçsüzmüş gibi bir de ekstra loop göstereceğim. Zaten haritada öyle paletler var ki arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani şu palet etrafında dönün. Şu palette hasar alanda enayidir yani, affedersiniz. Ben onlardan bağımsız bir palet göstereceğim. Şu gördüğünüz palet. Şimdi bu palette yapılan büyük hatalardan biri şu. Palete gidiyorsunuz. Baktınız katil geliyor. Direkt deviriyorsunuz. Ve bu paleti bir tur bile atamadan yemiş oluyorsunuz. Doğrusu şu. Bu spota geldikten sonra palete gitmek yerine şu gördüğünüz çıkıntıdan atlıyorsunuz. Burası yüksek bir bölge olmadığı için atladıktan sonra stun yemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi direkt yolunuza devam edebiliyorsunuz. Şimdi katil ilk olarak bu loop'a sokmanız gerekiyor. Yani buradan atladınız. Baktınız katil peşinizden geliyor. Devam ediyorsunuz. Baktınız hala geliyor. Sonra buradan tekrar atlıyorsunuz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken noktalardan biri şu. Siz buradan atladığınız zaman katil diğer tarafa dolanırsa siz buradan tekrar tırmanamadığınız için hasar alıyorsunuz. O yüzden bu kısma çok dikkat edin. Yani katil çok yakınıza gelmeden buradan atlamayın. İlk loop'umuz bu arkadaşlar. Buradan atlayıp atlayıp palette dönüyorsunuz, tamam mı? Şimdi bir diğer olayımız. Buradan atladıktan sonra baktığınız katille aranızda mesafe var. Palete gitmek yerine bu sağ tarafa dönüp bu kısmı da loop'a dahil ediyorsunuz ve böyle dönmeye başlıyorsunuz bu sefer. Böyle dönünce ne oluyor? Katil buradan tırmanamadığı için ya peşinizden gelmek zorunda ya da palet tarafından gelmek zorunda. Diyelim ki peşinizden geliyor. Buradan tekrar atlıyorsunuz. Tekrar aynı şekilde buradan dolanmaya devam ediyorsunuz. Baktınız katille aranızdaki fark kapandı. Atladıktan sonra tekrar sağa dönemeyeceksiniz. O zaman buradan atlayıp soldan tekrar palete bağlanıyorsunuz. Eğer katil sağdan sizi takip etmek yerine bu sol palet tarafından gelmeye devam ederse bu sefer bu sağdan dolanıyorsunuz. Bu tarafı loop'a dahil edip palete bağlanabiliyorsunuz. Katil şöyle bir şey deneyebilir. Siz buraya gelirken şu çıkıntıdan atlayıp önünüze çıkmayı deneyebilir. Ona dikkat edin. Yani burada kesin olarak peşinizden geliyorsa palete gidin. Baktınız peşinizden gelmiyor. Geri bir hamle yaptı. Buradan atlamayı deneyecek. O zaman tekrar buradan dolanın ve katil buradan atladığı için vakit kaybetmiş olsun. Tekrardan aynı loop'a devam edin bu şekilde. Dediğim iki kısmı da dahil ederek çok güçlü bir hale getirebilirsiniz loop'u. Yay, finally get to do this tile. It's exactly what I wanted. I'm not gonna make it all the way around though. No! Yes! Shit!
Yes, let's go! Geldik tekrar hastane haritasına. Anlattığım looplar üzerinde hastane haritasının kurbanlar için ne kadar güçlü olduğunu anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Çok güçlü loop noktaları var. Şu gördüğünüz kütüphaneyi normalde şöyle oynuyoruz. Ben de bu yanlışı yapıyorum. Buradan gidiyoruz mesela, atlıyoruz pencereden. Sonra katilin geldiği tarafa göre diğer taraftan dolanıp tekrar buradan böyle dönmeye devam ediyoruz. Ve bu palete geliyoruz. Şimdi bunun çok daha güçlü bir halini anlatacağım size arkadaşlar. Buradan atladıktan sonra katilin 3 ihtimali var. Ya şu taraftan dolanacak, ya şu taraftan dolanacak, ya da volt atacak. Bu tarafa yakınsanız ve katil volt attıysa ya da diğer taraftan dolandıysa şu kapıdan çıkıp direkt olarak şu odayla bağlanıp gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan bu pencereye ulaşabiliyorsunuz. Bazı varyasyonlarda şu gördüğünüz kapı da açık oluyor. Direkt bu kapıdan bağlanırsanız sizin için daha iyi olur tabii ki. Ama kapalı halinde de yapabilirsiniz bunu. Eğer volt attıktan sonra bu taraftaysanız ve katil de volt attıysa ya da diğer taraftan dolandıysa bu sefer de bu sağdan devam edip bu kapıdan geçip bu odaya kendinizi atıyorsunuz. Bu odadan geçtikten sonra yine bu şekil pencereye ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu pencereyi çok daha geniş iki tane loopla birleştiriyorsunuz. I'm gonna do it again. Is he still back here? No, he didn't. Interesting. He has no red stain though. The fuck? Did I get hit here because of that? No, I don't. Then you can run around this way and do the same thing. This is the RNG I wasn't sure on before, but you always have rooms that you can do this on. They're always set up that way. Is he gonna make it again? It's gonna be closer though. Yeah, we'll make it again. Look at that. Şimdi gelelim Hawkins haritasına. Haritanın temel mantığından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar haritada şu şekil paletler var. Bunlar ilk başta işlevsiz gibi görünüyor. Yani yanından dolanmaya çalışırsanız küçük ve uzun spotlar olduğu için katili takip etmesi zor spotlar. O yüzden bu spotlarda bu şekilde direkt dönmeyin. Şimdi katil şuradan kovalıyor sizi, tamam mı? Siz de kaçtınız bu spota. Eğer bu spotta bu şekilde dönmeyi tercih ederseniz büyük bir hata. Çok yüksek ihtimalle hasar alırsınız. Onun yerine şu şekilde sağdan devam edip kendinizi bu odaya bağlarsanız bu paleti bu şekilde dönerek çok daha geniş bir loop şekliyle oynamış olursunuz. Özellikle palet devrikken katil bu paleti kırmayıp yandan dolanmayı tercih ederse her seferinde bu şekilde bu geniş looptan dolanıp buradan atlayarak katile çok ciddi zaman kaybettirirsiniz. Bu paletlerden Hawkins'te bir sürü var arkadaşlar. Bir diğer örneği şu palette verebilirim. Bu palette bu şekil dönmek yerine paleti es geçip direkt olarak bu odaya kendinizi atıp bu şekil buradan dönerek bu kapıdan bu palete bağlanırsanız çok daha güçlü bir loop elde edersiniz. Bu haritanın temel mantığıyla ilgili bir bilgiydi. Buna dikkat etmeye çalışın. Evet gençler, rehber videomuz bu şekildeydi. Söylediğim gibi hem yarım saatlik hem 5 saatlik videoları izleyerek özetlerini çıkardım. Tabii ki 5 saatlik videoyu oturup tamamen izlemedim ama sardırarak önemli kısımlarını tek tek tespit ettim. Loop noktalarını anladım, idrak ettim. Sonra en basit şekilde sizlere nasıl anlatabilirim? Bunun kurgusunu yaptım kafamda ve bu şekilde bir video çıktı ortaya. Önce teorik olarak anlattım, ardından da uygulamalı bir şekilde bu loop taktiklerinin asıl sahibinden örnekli şekilde gördünüz. Böylece daha iyi kavradınız. Umarım oyunu daha iyi oynamanıza, oyundan daha fazla keyif almanıza yardımcı olur bu anlattığım şeyler. Teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.